Başka bir şey. Adamın 350 milyon dolar. Bunun da bir kısmı nakit, bir kısmı mal mülk. Bu himmet paraları, bu Fethullahçı çetenin parası, kasası yani. Hı hı. Finansörü. Akın İpek bu işin finansörüydü. Suçlu olduğunu bildiği için kaçıyor. Yoksa 30 Ağustos'ta niye kaçsın? Ve uçak biletiyle de almıyor. Kendisiyle ilgili bakın raporda, Maslak raporu 4 Ağustos 2014'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin şeyi de 4 Mart tarihinde yazılıyor. Yani bu olay hani medya operasyon falan diyor ya, bu tam tersi MASA'nın raporu var. Bu 4 Ağustos 2014'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin raporu da 4 Mart 2015 tarihinde. Yani bu biliniyordu. Yani Nagihan Alçın biraz önce söylediği, sanki bugün gazetesinin dün bugün yazdığı haberin üzerine ya yapılmış işi, gibi. Hayır bakın o haberle ilgili benim bir iki söyleyecek şeyim var ama bu... Şöyle bitireyim de Nagihan şeyi. Bunun şeyini bak, bununla yani diğer medya grupları, diğer patronlar, diğer iş dünyasına bununla ilgili bir şey yok. Bunun bakın bugün sizin A Haber'de az önce vardı. Çünkü iki tane IŞİD'le bağlantılı diye gazeteci tutuklandı değil mi? Hı hı. Vardır diye tutuklandı. Bir şey oldu mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde El-Kaide ile ilişkili olduğunu düşündüğünüz bir şirkete 2 dolar bağışlayın. Bak 2 dolar bağışlayın. Hemen gelip o şirkete el koyarlar. Pablo Escobar'ın 115 şirketine el konuldu. Bunun gibi yani terör örgütleriyle ilişkili olan bütün yapıların her şeyi kurutulur. Her şeyi çürütülür. Bütün dünyada bu böyledir yani. Yoksa... Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bir hukuk devletinin gerektirdiği budur. Ama ben de Akın İpek ve ailesi üzerine bir şey söylemek istemem. Ben Akın İpek'i tanıdım. Ailesini de tanıdım. Annesi Nevin Hanım'ı tanıdım. Hepsi tatlı insanlardı. Melika. Saygıdeğer insanlardı. Onları böyle bir şeyin içinde görmek açıkçası beni üzüyor. Onlar sevilir, sevilebilen, sevilebilecek insanlardı. Ama aynı zamanda şunu da görmüştüm. Akın İpek maalesef Fethullah Gülen'i adeta bir peygamber gibi gören, onu sorgulama gibi bir ilişki kurmayan, bir biat ilişkisi kuran bir tablonun da içindeydi. Bunu da gizlemiyordu zaten. Zaten verdiği beyanlar da ortada. Dolayısıyla biz İpek ailesi ya da Koza grubundan ziyade aslında Fethullah Gülen'in ona bağlı insanlarla kurduğu ilişki ve bu ilişkinin nelere vardığı ve Türkiye'de nelere mal olduğu üzerine konuşmamız lazım.